Yeni Meksika'da terör estiren genç bir katil. Suç hayatı eskiden dostu olan kanun adamı Pat Garrett tarafından vurularak öldürüldüğünde sona eriyor. Kid'in efsanesi böyle. Ama yapılan daha detaylı incelemeler ve yeni adli deliller hikayenin çok farklı olduğunu ortaya çıkarıyor. Bir şekilde bu olay, bu gerçek insanın başına geldi. Ve onu tamamen gerçek dışı birine dönüştürdü. Peki efsanenin ardındaki gerçek çocuk kim? Billy the Kid'in gizemli dosyasını açıyoruz. Güneybatı Amerika'daki Yeni Meksika. Burası eski hudut. Ve kanun kaçağı Billy the Kid'in hikayeleri onu yörenin en zalim karakterlerinden biri olarak betimliyor. Bob Bozberg, vahşi batı ile ilgili her konuya meraklı. Yaygın olan efsaneye göre 21 adam. Yani hayatının her yılı için bir kişi öldürmüş. Bankalar, trenler soymuş. Aranıyor posterlerinde görünmüş. Bilirsiniz işte. Aranıyor, Billy the Kid, ölü ya da diri. Sokağın ortasında durur ve insanlara silahlarını çekmeleri için meydan okurmuş. Elbette ki bunlar olmadı. Hatta gerçek adı Billy bile değildi. Asıl adı Henry McCarthy'ydi. Henry McCarthy ve Henry Antrim onun aile isimleri. William ve Billy Bonney ve The Kid kullandığı takma isimler. Küratör Alice Gomber, karışıklık yapılan tek alanın onun isimleri olmadığını bulmuş. Billy'nin sadece 4 kişiyi öldürdüğünü kesin olarak biliyoruz. Birbirine zıt iki efsane mevcut gibi görünüyor. Birinde romantik bir kahraman, etkileyici bir kanun kaçağı, diğerinde ise soğukkanlı ve acımasız bir katil var. Aslında hayatının çoğu bölümü hala bir gizem. Frederick Nolan, Kid konusunda dünyanın en önde gelen uzmanı. Nerede doğduğunu bilmiyoruz. Babasının kim olduğunu bilmiyoruz. Hayatının ilk 12 yılını nerede geçirdiğini de bilmiyoruz. Ama 1875'te yaklaşık 15 yaşındayken bir çamaşır ipinden kıyafet çaldığı için tutuklandığı zaman tarihi kayıtlara giriyor. İşte o zaman başını belaya soktuğunu biliyoruz. Böylece bir serseriye dönüştü ve Lincoln eyaletine gitti. Ama hala önemsiz biriydi. Sadece para için savaşmaya hazır, at sırtında, eli silahlı bir çocuktan ibaret. Kid, Yeni Meksika Lincoln'de kanlı bir çatışmaya karışıyor. Sonunda bir kanun kaçağı ve katil damgası yiyip idam cezasına çarptırılıyor. Ama bu hükmü giyene kadar olan olaylar hiç de basit değil. Çatışmasının nedeni, doğru veya yanlış mıyım, iyi veya kötü müyüm soruları değil. Çatışmasının nedeni sadece para. Kid'in savaştaki hareketleri tek bir insanla tanışmasına dayanıyor. İngiliz John Dunstall. Dunstall'ın bir dükkanı ve sığır çiftliği var. 1877 kışında Billy'ye iş veriyor. Ama kasabada rakip bir dükkan daha var. Son derece başarılı ortaklar olan Lawrence Murphy ve Jimmy Dolan'a ait. 10 yıl boyunca tekel halindeydiler. Eyaletteki hemen hemen herkes onlara borçluydu. Lincoln eyaleti yeni dünyanın tam sınırında bulunuyor. Büyük çıkar çatışması var. Bir tüccar sektörü tekelleştirebilirse, yörede yerleşim arttığında daha zengin ve güçlü oluyor. Drew Gomber, Lincoln eyaleti savaşı konusunda bir uzman. John Tunstall Lincoln'e geldiğinde Murphy ve Dolan şirketiyle rekabete girdi. Karşılarına çıkan ilk gerçek rakip oydu ve bundan hiç memnun değillerdi. 1870'lerde Amerikan sınırındaki kurallar Tunstall'ın İngiliz görgüsünden hatırı sayılır derecede farklı. Lincoln eyaleti yaklaşık İrlanda büyüklüğündeydi ve tek bir şerifi vardı. Ve o tek şerif, Dunstall'ın çıkarlarını gözetmiyor. Murphy ve Dolan, Şerif Brady'yi iyi kötü kontrol ediyorlardı.
Dolan'ın etkisinde kalan Şerif Brady, Tunstall'ı tutuklayıp ticari bir tehdit olarak piyasadan silmek için bir birlik topluyor. Elbette uygar Victoria toplumundan gelen bir İngiliz, muhtemelen onu öldürmeye kalkışacaklarını aklına bile getirmemiştir. Onu korkutmaya çalışacaklarını düşünmüştür. Ama kesinlikle öldüreceklerini düşünmemiştir. Ne de olsa konu sadece ticaretti. Şerif'in birliği 18 Şubat 1878'de John Tunstall'ı vurup öldürüyor. Kidd'in kanun kaçağı hayatına bulaşmasına sebep olan şey Tunstall'ın öldürülmesi oluyor. Drew Gomber bunun sebebini bulmak için Tunstall'ın vurulduğu yeri inceliyor. Tunstall çiftliğinden geliyordu. Şu taraftan geliyordu. Ve katiller benim geldiğim yönden ilerliyorlardı. Murphy Dolan grubuna bakılırsa Tunstall kendi silahını çekmiş ve tutuklanmaya direnmeye çalışmıştı. Hudut kanunlarına göre bu durum birliğin onu vurmasını meşru kılıyordu. Ama Gomber birliğin olay hakkındaki ifadesine katılmıyor. İşin aslını biliyoruz. Olan şey kesinlikle bu değildi. Zira Tunstall'a hiç uyan bir davranış sayılmazdı. Kanaatimce John Tunstall'ın ölümü kesinlikle bir cinayet vakasıydı. Lincoln eyaletinde bu eşi görülmemiş yeni bir olay. Bunun gibi yerlerde rastgele cinayetler hep olurdu. Ama bir adamın silahlı çatışmaya girmeden düpegündüz öldürüldüğü bir cinayet hiç olmamıştı. Bütün halk bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Şerif diğer tarafa sadık olduğu için Tunstall'ın adamları duruma kendileri el koyuyor. Kidd onlara acımasız bir silahlı soyguncu olarak değil, işvereninin ölümü için intikam almak isteyen 18 yaşlarındaki genç bir adam olarak katılıyor. Orası geçinmek şöyle dursun, hayatta kalmanın bile zor olduğu bir eyaletti. Ve o çocuk, bu adam hayatım boyunca bana insan muamelesi yapan tek kişiydi. Bu yüzden onun tarafında olacağım dedi. Çete uygulayıcılar adını alıyor. Amaçları patronlarının katilleri üzerinde adalet uygulamak. Böylece Lincoln eyaleti savaşı başlıyor. 1878 Şubat'ından Temmuz'una kadar sürüyor. Kidd'i şöhrete ve hazin akıbetine götüren olay da bu oluyor. Modern incelemeler, gerçek davranışlarının efsanedekilerden çok farklı olduğunu gösteriyor. Kidd, uygulayıcıların lideri değil. Kidd, yalnızca çete üyelerinden biriydi. Bunu unutmamalısınız ki o sadece bir çocuktu. Zeki bir çocuktu ve hayatta kalma konusunda başarılıydı. Ama hiç meşhur değildi. Biraz olsun üne sahip değildi. Lider değil ama bir ayak bağı da değil. Bu hikayenin hayret verici yönü, Billy the Kid'in çok sert adamlarla takıldığı halde kendi başının çaresine bakabilmesiydi. Fakat uygulayıcılar savaşın başında kanun kaçakları değillerdi. Tunstall cinayetinin koşulları sebebiyle onlara yasal bir yetki ve Tunstall'ın katilleri için tutuklama emri verilmişti. Usule uygun yetki sahibi bir şerif birliği Tunstall'ı öldürmüştü. Bu sebeple peşlerine düşen adamlar da yetki sahibi memurlar sayılıyordu. Burada savaşan iki kanun adamı grubu söz konusu. Bu durumda birini nasıl tutuklarsınız? Düzenlenen bir pusu, Kidd'in hayatındaki en önemli dönüm noktası olacaktı. Bu da Tunstall'ın ölümünden yaklaşık iki ay sonra, Şerif Brady'nin öldürülmesinde onun da oynadığı roldü. Drew Gomber, uygulayıcılar ve Kidd'in hareketlerini çözümlüyor. Geceyi Tunstall'ın dükkanında geçirdiler. Ertesi sabah orada kahvaltı ederlerken içlerinden biri pencereden dışarı baktığında Şerif Brady ile dört yardımcısının sokakta yürüdüklerini gördü. İçlerinden birinin aklına hadi Şerif'i vuralım gibi hiç de parlak olmayan bir fikir geldi. Ve hep birlikte heyecanla arka kapıdan dışarı fırladılar. Uygulayıcılar bu civarda olan bir kapının arkasına pusuya yattılar. Onlar buraya ulaştıklarında Şerif Brady ile adamları neredeyse kilisenin olduğu yere varmışlardı. Uygulayıcılar ateş açarak Lincoln Eyaleti Savaşı'ndaki en ahmakça pusu sayılabilecek çatışmayı başlattı. Şerif Brady'nin dört yardımcısından ikisi vurulmadı bile. Fakat Brady cesedinde 9 ila 16 kurşunla yere yıkıldı. Daha yere devrilmeden önce ölmüştü.
Uygulayıcılar esas görevlerinin, yani Tunstall'ı öldüren adamları tutuklamanın çok ötesine geçiyor. Yasal yetkileri feshediliyor ve savaş son bir kanlı çatışmaya kadar kızışıyor. Bu çatışmada uygulayıcılar Lincoln'de yanan bir binaya sıkışıp kalıyor ve etrafları kuşatılıyor. 5 gün savaşı muhtemelen yaşanan tüm çatışmaların en kötüsü ve en dramatik olanıydı. Kid, efsanevi bir kanun kaçağına dönüşme konusunda ilk adımı işte bu çatışma sırasında atıyor. Çaresiz bir durumdaydılar ve Kid ilk defa o noktada komutaya geçti. Kid, silahları üzerine çekmek için bir oyalama grubu topluyor ve diğerlerine kaçış olanağı sunuyor. Size herhangi biri Bill'in bir korkak olduğunu söylerse hiçbir şeyden haberi yok demektir. Çünkü Kid ve 4 gönüllü arkadaşı McSween ailesinin evinin arka kapısından çıkıp bir kurşun yağmuruna tutulmuşlardı. O gece olay yerinde bulunan deneyimli ordu memurları sadece o gece içinde tahminen 2000 adet kovan harcandığını söylüyor. Yaylım ateşi o kadar yoğundu ki yamaçtan aşağı inip nehri aşmak ve öbür kıyıdaki ağaçların arasına saklanmak zorunda kaldılar. Kid hayatta kalıyor ama arkadaşlarının birçoğu ölüyor. Savaş fiilen sona eriyor. Hayatta kalan uygulayıcılar kanun kaçağı ve katil damgası yiyip dağılıyor. Kid kaçıyor. Kanun kaçağı Billy romantik bir imaja sahip olsa da kendisi bu hayatı istemiyor gibi görünüyor. Kendini bu hayattan kurtarmaya ve tekrar yasalara uyan bir vatandaş olmaya çalışıyor. Bence Billy suçtan kurtulmak istiyordu. Savaşın bitişinden birkaç ay sonra yeni bir eyalet valisi atandığında Billy'ye bir şans doğuyor. Yeni eyalet valisi Lew Wallace, Lincoln eyaleti savaşına herhangi bir şekilde karışmış herkes için bir genel af çıkarmıştı. Burada kopyaları bulunan eski mektupların incelenmesinden elde edilen kanıtlar, Lew Wallace'la gizli bir anlaşma yapıldığını ortaya çıkarıyor. Bu anlaşma, Kid'in suçlarının affedildiği anlamına geliyor. Bir çocuk, Yeni Meksika'nın eyalet valisine yazdığı mektupta şöyle diyor. Efendim, cesedime $1000 ödül koyduğunuzu duydum. Eğer gelip sizinle konuşabilirsem ve bana yardım ederseniz, işinize yarayacağım konusunda sizi ikna edebileceğimi düşünüyorum. Kid, Yeni Meksika'nın en çok arananı olmaktan epey uzak. Wallace'ın kara listesinde sadece 14. sırada. Wallace'ın Yeni Meksika'yı suçtan arındırması gerekiyor. Bu yüzden pek azılı olmayan bu kanun kaçağının yardım teklifini kabul ediyor. Ve Wallace şöyle dedi. Daha doğrusu şöyle dediği söyleniyor. Eğer vaat ettiğin şeyi yaparsan seni cebinde bir af belgesiyle serbest bırakırım. Anlaşma yapılıyor. Kid kanun önüne çıkıp Murphy Dolan çetesine karşı bir görgü tanığı olarak ifade veriyor. Ama işler planladıkları gibi gitmiyor. Wallace'ın Yeni Meksika'nın politik yapısını hafife aldığı besbelli. Yetkisinin sınırlarını veya kapsamını pek bildiğini sanmıyorum. Bölge savcısına, Billy the Kid'e dava açmamasını söyledi. Ve bölge savcısı ona şöyle bir yanıt verdi. Bana bunu söyleyemezsin. Sen yargı sisteminin bir parçası değilsin. Af asla çıkmıyor. Kid mahkemeye çıkarılıyor. Şerif Brady'nin cinayetinden suçlu bulunuyor ve asılarak idam edilmeye mahkum ediliyor. Çete çatışmasında ne Murphy, ne Dolan, ne uygulayıcılar tarafından başka bir hüküm giyiyor. Tek hükümlü Kid. Bence Lincoln eyaleti savaşından sonra hüküm giyen tek kişinin Billy olmasının bir sebebi de yörede kalan tek kişinin o olmasıydı. Bunun bedelini ödeyecek tek kişi olması ona çok dokunuyordu. Ki bu konuda ona katılıyorum. Ama bir açıdan da ateş açan gruba dahil olduğu için suçluydu. Haklı olsun olmasın, Kid idamla karşı karşıya. Bence Billy, Wallace'ın anlaşmada üzerine düşeni yerine getirmeyeceğini anladıktan sonra zor bir durumda kaldı. Ya kaçacaktı ya da asılacaktı. Kid'in Wallace'la yaptığı anlaşmadan 2 yıl sonra, 1881 Nisan'ında hapisten kaçması, meşhur olmaya doğru attığı ilk büyük adım oluyor. Tüm engellere rağmen ipten kurtulmayı, 2 muhafızı öldürmeyi ve kaçmayı başardı. Bu da New York Times'a haber oldu. Yani dünya çapında bir haberdi. İşte bildiğimiz Billy the Kid o anda doğmuş oldu.
Bu özgürlük mücadelesi Kid'in efsanesinin merkezinde bulunuyor. Ve efsanenin büyük bölümü Brady'den sonra gelen şeriflerden biri olan Pat Garrett tarafından anlatılıyor. Pat Garrett, göreve Texas'tan gelen eski bir buffalo avcısıydı. Garrett'ın Kid'le arasındaki ilişki çok tartışma konusu olmuştur. Pat Garrett hakkında Billy ile çok sıkı dost olduklarına dair hala inanılan bir söylence var. Muhtemelen birbirlerini tanıyorlardı ama o kadar da samimi olduklarını hiç sanmıyorum. Kaçış sırasında orada bulunmasa da Garrett'ın hadiseyi kaleme alış şekli olayın gerçek gidişatı olarak kabul edilmişti. Kid'in dış tuvalete götürüldüğü ve geri dönerken kaçtığını söylüyor. Muhafızı James Bell'den kaçıp merdivenleri tırmanmış ve cephaneliğe girip bir silah bulmuş. Bell merdivenin başına geldiğinde Billy onu vurmuş. Bell dışarı çıkmayı başarmış ama ölmüş. Garrett, Kid'in diğer muhafızı olan Bob Olinger'ı bir çifte tüfekle etkisiz hale getirdikten sonra kasabadan kaçarken tüm Lincoln'de terör estirdiğini iddia ediyor. Bu sıra dışı bir hikaye. Ve Kid'in soğukkanlı bir cinayet vakasında iki şerif yardımcısını vuran acımasız bir katil olarak efsaneleşmesine sebep oluyor. Ama Garrett'in hikayesinin yanlış olabileceğine işaret eden kanıtlar var. Bence Pat kesinlikle Billy'yi olduğundan daha acımasız göstermek için hikayeyi çarpıtıyor. Eski federal ajan Steve Cedarwood, Kid'in hapis tutulduğu adliye binasında yapılan adli delil analizine dayanarak Bell'in ölümünün bir cinayet olmadığına ve Garrett'ın yalan söylediğine inanıyor. Pat Garrett, Billy the Kid'in kaçışı ve Bell'in ölümü konusundaki hikayesinde Bell'in merdivenlerin başında olduğunu söylüyor. Fakat Cedarwood bu iddiayı yalanlayacak kanıtlar buldu. Zamana ait diğer ifadelere başvurarak daha fazla araştırma yapıyor ve luminol adında bir adli delil kimyasalını kullanıyor. Luminol, bazı maddelerle temasa geçtiğinde mavi renkle parlıyor. Kan da bu maddelerden biri. 100 yıldan eski kurumuş kanı bile tespit edebiliyor. Adliye binasında yapılan bu adli testlerde üst katta pozitif sonuçlar bulundu. Ve Cedarwood bunun kan olduğuna inanıyor. Bu yeni delil sayesinde Bell'in merdivenlerin başında değil en tepesinde vurulduğuna inanıyor. Kid elinde bir tabanca ile döndü ve horozu çekerek silahı Bell'e doğrulttu. Bell birkaç basamak aşağıda duruyordu ve ileri doğru atıldı. Uzanıp silahı şu şekilde tuttu. Böylece silahın namlusu vücuduna bakıyordu. Bu hareket Kid'i ürküttü. Kid geri adım attı ve düştü. Düşerken kasları gerildi ve silah ateş aldı. Bell'i sağdan sola doğru vurdu. Cedarwood, Bell'in nefsi müdafaayla öldürüldüğüne inanıyor ve böyle düşünen tek kişi o değil. Bence Billy ve Bell boğuştular. Billy, Bell'i öldürmek zorunda kaldı çünkü aksi takdirde Bell onu öldürecekti. Billy'nin hayatını kurtarmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani asılacaktı ve aynı durumda ben de olsam öyle yapardım. Hatta Kid bundan pişman olduğunu neredeyse olaydan hemen sonra dile getiriyor. Billy bu konuda kendini kötü hissettiğini söylemiş, bunun kasıtlı olmadığını dile getirmişti. Fakat diğer muhafız Bob Olinger'ın ölümü o kadar kolay haklı çıkarılamaz. Kid Garrett'ın bürosuna dalıp çifte tüfeği alıyor. Sonra açık olan bu pencereye koşuyor. Tüfeği pencereden doğrulttuğunda iki horozu da çekmiş olmalı. Olinger yakındaki Worthley Oteli'nde. Ama Bell'in vurulduğu silah sesini duyunca adliye binasına koşturuyor. Yukarı baktığında pencereden tüfeği çıkaran Kid'i görüyor. Ve Kid onu vurup öldürüyor. Bence Olinger da eğer fırsat bulsaydı Billy'yi kesinlikle öldürürdü. Bu kesinlikle zorunlu bir cinayetti. Yani Garrett'in cinayet konusundaki hikayesi hatalı görünüyor. Kid'in hareketleri planlanmış bir cinayetten çok çaresiz bir adamın çabalarına benziyor. Ama yine de bir cinayet var. Kid'in kasabadan kaçması gizemi sadece daha da derinleştirmeye yarıyor. Billy, Lincoln'daki adliye binasından kaçtığında kimse onu durdurmadı. Pat'e göre bunun sebebi Billy the Kid'in kasabada terör estirmesiydi. Ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bunun sebebi çok dostu olmasıydı.
Bir ata binip gitmek için bir saatini harcıyor. Herkese veda ediyor ve herkes ona öylece bakıyor. Kasabada bir saat geçiriyor. Bu gerçekten hayret verici bir şey. Halk arasında popüler olması, kıl payıyla kaçıp kurtulmasıyla birleşince Billy the Kid efsane oluyor. Öyle büyük bir olaydı ki, elbette bütün yerel gazeteler bunu yazıyordu. Civardaki tüm gazeteler de bunu haber yapmıştı. Ulusal gazeteler de haberi onlardan aldılar. Bir hiç olan bu çocuk birdenbire meşhur oldu. Çağın çizgi romanları olan Ucuz Romanlar da onun efsanesini konu aldı. Ucuz romancılar Billy'yi benimsediler ve onun hakkında fantastik serüven hikayeleri yazdılar. Birdenbire Billy the Kid büyük bir kişiliğe dönüştü. Neredeyse bir marka olmuştu. Billy the Kid büyük bir sermayeye dönüşüyor. Ama Kid'in yasal olarak hüküm giymiş bir katil olduğu gerçeği yadsınamaz. Ölümü o ya da bu şekilde kaçınılmaz. Pat Garrett, Lincoln'un yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusundaki Fort Sumner'da hapisten kaçışından tamı tamına 11 hafta sonra Kid'i yakalayıp vuruyor. Kid'in ölümü, efsanesinin büyümesini engellemiyor. Tam tersine genç yaşta ölmesi, Billy'nin bir efsane olarak ölümsüzleşmesine yarıyor. Bir şekilde bu olay, bu gerçek insanın başına geldi. Ve onu tamamen gerçek dışı birine dönüştürdü. Modern araştırmalar, Kid'in gerçek hikayesini, yani bir çete savaşına karışıp etrafındaki olaylara tepki veren eli silahlı genç bir adam olduğunu doğruluyor. Sonunda işler onun için iyi gitmedi. Bunun sebebi büyük ölçüde seçimleriydi. Ve o seçimler pek de adam dinlemeyecek bir adam tarafından yapılmıştı. O aslında bir çocuktu. Billy the Kid. Şüphesiz bir katildi. Ama kesinlikle Vahşi Batı'nın en çok aranan katili değildi.